Merhaba arkadaşlar, bu videoda kemik dokudan bahsedeceğiz. Bir önceki videoda kıkırdaktan bahsetmiştik. Şimdi kemik dokuya bakalım. Kemik dokuya baktığımız zaman yine hücrelerine, ara maddesine ayrı ayrı isimler veriyoruz. Kemik dokunun hücresine biz osteosit diyoruz. Osteosit. Kemik doku hücresine, hücresine ne diyoruz? Osteosit. Ara maddesine, ara maddesine osein diyoruz arkadaşlar. Osein. Bir de kemikler arasında bulunan boşluklara ise lakün diyoruz arkadaşlar. Kemik doku arasındaki boşluklara lakün denir. Evet, ara maddesi ve hücresi bizim için önemli. Bunlar karşımıza çıkabilecek sorular. Arkadaşlar, kemiklere baktığımız zaman, kemiklerin yapısına baktığımızda daha doğrusu birkaç farklı yapısı vardır. Hani yapısında bulunan özelliklerden bahsedelim. Bir kemiğin yapısında sıkı kemik doku, süngerimsi kemik doku, epifiz plağı ve periost vardır. Bunlardan bahsedelim ilk önce. Şimdi kemik dokunun yapısı diyelim. Kemik dokunun yapısı. Arkadaşlar, kemik doku ikiye ayrılıyor. Birincisi sıkı kemik doku diyelim. Sıkı kemik doku. Sıkı kemik doku. Şimdi sıkı kemik doku dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Böyle sert, hani hücreler arasında boşluk bulunmayan, değil mi? Böyle bir kemik doku geliyor. Evet, doğrudur aslında. Sıkı kemik doku bu şekildedir. Arkadaşlar, sıkı kemik doku hücreler arasında hemen hemen hiç boşluk bulunmaz. İlk önce bunu yazalım. Hücreler arasında boşluk bulunmaz. Ya da çok azdır. Evet, bu şekilde de sıkı kemik dokuda enine ve boyuna bazı kanallar bulunuyor. Enine bulunan kanallara Volkmann kanalları, boyuna uzanan kanalları ise arkadaşlar Havers kanalları diyoruz. Bu kanallardan sinirler ve kan damarları geçiyor. Yani direkt kemik doku hücreleri arasından geçmiyor. Bu kanallar vasıtasıyla kemik dokuya ulaşmış oluyor ve buradan besleniyor bizim kemik dokumuz. O zaman kemik doku için şunu da yazalım, sıkı kemik doku için. Şöyle diyelim. Enine ve boyuna uzanan kanallar vardır. Şimdi bu kanalların isimlerini de yazalım. Enine olan kanallara ne diyorduk? Volkmann kanalları. Volkmann kanalları. Boyuna olan kanallara ise Havers kanalları diyoruz. Havers kanalları. Şimdi bunları şekil üstünde de gösterelim. Hemen bir şekil çizelim arkadaşlar. Ben hemen çizdim arkadaşlar şeklimizi. Şöyle şekil üstünde göstereyim. Şeklimizde bakın, şu turuncuyla boyadığım kısım, burası Havers kanallarının enine bir kesitidir. Yani şu kısım nedir? Havers kanalıdır. Havers kanalı boyuna olan kanallardandır. Havers kanalları. Burası böyledir. Şu maviyle yaptığım toplar damardır. Toplar damar. Hani dedik ya, içinden kan damarı ve sinir geçiyor diye. Şu kırmızıyla çizdiğim arkadaşlar atar damardır. Atar damar. Sarıyla çizdiğim ise sinir kordonudur. Sinir kordonu, yani birçok sinirin bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. Buradaki hücreler ise osteositlerimiz. Osteosit. Bir de bu hücreler arasında bulunan boşluk vardı. Buna da lakün diyorduk. Şurada bulunan boşluklar da lakünlerdir. Lakünler. Yine içerisinde bulunan sıvıya da ne diyorduk? Oseon diyorduk arkadaşlar. Oseon içerisinde bulunan sıvıdır. Evet, bizim Havers kanallarımız bu şekilde. Havers kanallarını enine bağlayan kanallara ise biz Volkmann kanalları diyoruz. Yani şöyle düşünün, bakın. Bu Havers kanalı aşağıya doğru uzanıyor bu şekilde. İşte bunu böyle enine bağlayan bir kanal vardır. Bu kanallara da biz ne diyoruz? Volkmann kanalları diyoruz. Şekil bu şekilde olduğu için hani
Walkman kanallarını direkt olarak gösteremedik ama Walkman kanalları Havers kanallarını birbirine bağlayan yapılardır. İsterseniz yazalım Walkman kanallarının ne işe yaradığını. Walkman kanalları, bakın şuraya yazıyorum. Walkman kanalları Havers kanallarını görünüyor mu buradan? Evet, şöyle kanallarını birbirine bağlar. Birbirine bağlar arkadaşlar. Bu şekilde görevi var. Sıkı kemik doku dediğimiz doku bu şekildedir. Gelelim süngerimsi kemik dokuya. Şöyle B diyoruz ya da AB dememişiz. Şöyle diyelim, şuraya yazalım. Süngerimsi kemik doku. Kemik doku. Peki bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar süngerimsi kemik doku da içerisinde, bakın bu dokunun içerisinde kırmızı kemik iliği vardır. Bu kemik doku uzun kemiklerin uçlarında bulunuyor. Diğer kemiklerin ise iç kısımlarında bulunuyor. Ve al yuvar, ak yuvar trombositleri üreten yapımızdır arkadaşlar. O zaman yazalım. Kırmızı kemik iliği bulunur. Kırmızı kemik iliği bulunur. Burada al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları, yani trombositler, kan pulcukları üretilir. Nerede bulunuyordu? Uzun kemiklerin uçlarında. Uzun kemiklerin ucunda. Diğer kemiklerin, birazdan kemik çeşitlerini göreceğiz. Diğer kemiklerin iç kısmında, yani içinde bulunur diyelim. Evet, kemik dokunun yapısına baktığımızda bunlar bulunuyor. İkiye ayrılıyordu kemik dokumuz. Sıkı kemik doku ve süngerimsi kemik doku. Bu şekilde işledik. Şimdi gelelim kemik çeşitlerine. Arkadaşlar kemik çeşitlerine baktığımızda 4 çeşit kemik vardır. Bunlar uzun kemikler, kısa, yassı ve düzensiz kemiklerdir. O zaman şöyle bir başlık yazalım. Kemik çeşitleri diye farklı bir kalemle. Şöyle yazalım. Kemik çeşitleri. Dört çeşit kemiğimiz vardı. Neydi bunlar? Uzun kemikler. Bir diyoruz uzun kemikler. Arkadaşlar uzun kemikler aslında bizim en uzun işleyeceğimiz kısım burası. Uzun kemiklerin yapısını bilmemiz lazım. Şimdi bir kemiğin yapısına, uzun kemiğin yapısına baktığımız zaman şöyle bir şey göreceğiz. Bakın uzun kemik şu bizim işte bacaklarımızda bulunan, kollarımızda bulunan kemik çeşididir. Kemiğe baktığımızda böyle bir şekli vardır. Bu kemiğin uç kısmında süngerimsi kemik doku bulunur. Bakın şuralarda uç kısmında şöyle hücreleri, bunlar nedir? Süngerimsi kemik dokudur. Süngerimsi kemik doku. Evet. Süngerimsi kemik doku bu şekilde. Daha sonra süngerimsi kemik dokunun hemen biraz daha alt kısmında bir yapı vardır arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle bir yapı vardır. Biz bu yapıya epifiz plağı diyoruz. Epifiz plağı. Peki nedir bu epifiz plağı? Hemen görevini yazalım. Arkadaşlar epifiz plağı kemiğin boyuna uzanmasını sağlayan yapıdır. O zaman yazıyorum görevini. Kemiğin boyca uzamasını sağlar. Boyca uzamasını sağlar. Görevi budur epifiz plağının. Daha sonra biraz daha iç kısma girdiğimiz zaman iç kısımda şöyle sarı renkle göstereyim. Bakın şöyle boyayalım hatta. Burada sarı renkle gösterdiğim sarı kemik iliğidir. Sarı kemik iliği. Sarı kemik iliği. Arkadaşlar sarı kemik iliğinin de bir görevi var. Onun da görevini yazalım. Sarı kemik iliğinin görevi, bakın şuraya yazıyorum. Ak yuvar üretir. Ak yuvar üretir. Sadece uzun kemiklerde bulunur. Uzun kemiklerde bulunur. Ak yuvar ürettiğini unutmayalım. Şimdi süngerimsi kemik dokunun içerisinde ise bakın şöyle
Kırmızı kemik iliği vardır dedik. Kırmızı kemik iliği şöyle. Bu kırmızı kemik iliği de ne yapıyordu? Hemen onu da yazalım ne olduğunu. Şöyle kırmızı kemik iliği. Arkadaşlar kırmızı kemik iliği de kan hücresi üretiyor. Yani al yuvar, ak yuvar ve trombosit üretiyor. O zaman yazalım. Zaten söylemiştik yine. Bunun da parantez içerisinde yine görevini yazalım. Şöyle al yuvar, ak yuvar ve kan pulcuğu üretir. Kan pulcuğu üretir ve tüm kemiklerde bulunur arkadaşlar. Kırmızı kemik iliği sadece sarı kemik iliği sadece nerede bulunuyor? Uzun kemiklerimizde bulunuyor. Son olarak bir yapımız kaldı. Bu yapıda kemiğin şöyle dıştan saran zardır. İşte biz bu zara da periost diyoruz. Periost, kemik zarı. Arkadaşlar kemik zarının görevi de kemiğin enine kalınlaşmasını ve onarılmasını sağlar. O zaman bunun görevini de yazalım. Kemiğin enine kalınlaşmasını ve onarımını sağlar. Onarımını sağlar. Yani bizim kemiğimiz Allah korusun kırıldığı zaman kim tarafından düzeltiliyor? Periost tarafından düzeltiliyor. İşte görevleri bu şekilde, yapısı bu şekilde uzun kemiklerin. Peki nerelerde bulunuyor? Arkadaşlar, kollarımızda ve bacaklarımızda bulunur. Bunu da yazalım. Kol ve bacaklarda bulunur. Kol ve bacaklarda bulunur dedik. Evet, uzun kemikler için söyleyeceklerimiz bunlar. Zaten yapısının üzerinde gösterdim, görevlerini de yazdım. Şimdi gelelim diğer kemiklerimize. İki diyoruz. İki kısa kemikler. Kısa kemikler. Bunların sadece nerelerde bulunduğunu yazacağım. Çünkü hani uzun kemikler gibi yapısı önemli değildir bunların. Zaten yapısına çizecek pek bir şey de yok. Arkadaşlar kısa kemikler el ve ayak bileklerinde bulunur. El ve ayak bileklerinde bulunur. Bileklerinde bulunur. Gelelim bir sonraki kemiğimize. Yassı kemikler. 3. Yassı kemikler. Bunlar da adı üstünde hani plaka gibi yassı olan kemiklerdir. Peki nerelerde bulunuyor? Arkadaşlar kafatasımızda bulunur yassı kemikler. Bir de kaburga kemiklerimiz yassıdır. Kafatası ve kaburga. Kaburga kemikleridir. Evet, yassı kemikler de bu şekilde. Bir de son olarak düzensiz kemiklerimiz vardır. 4 diyoruz. Düzensiz kemikler. Düzensiz kemikler. Arkadaşlar bunlar da şekli belli olmayan kemiklerdir. Mesela örnek olarak omur kemiklerimiz, yüz kemiklerimiz, çene kemiğimiz bunlar şekli belli olmayan kemiklerdir. O zaman yazalım. Omurlar, yüz kemikleri, daha sonra ne dedik? Çene kemiği. Çene kemiği düzensizdir. Belli bir şekli yok. Mesela burun kemiğimiz arkadaşlar. Hiç baktığınız zaman hiçbir şeye benzetemiyorsunuz. İşte bunlar düzensiz kemiklerimizdir bizim. Kemik çeşitlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim biz kemiklerin görevlerine. Daha doğrusu iskeletten bir bahsedelim. Daha sonra bu iskeletin görevlerine bakalım. Şimdi bizim iskelet dediğimiz yapı iki şekilde, iki şeyden oluşuyor. Gövde iskeleti bir de üyeler iskeletinden oluşur. Gövde iskeletinde hangi kemikler var? İşte üyeler iskeletinde neler bulunuyor? Buna bakalım arkadaşlar. Gövde iskeleti dediğimiz aslında eksen iskelet olarak da isimlendirilir. O zaman şöyle yazalım. İskelet sistemi diyelim. Bakın şuraya. İskelet sistemi. İskelet sistemimiz iki yapıdan oluşuyormuş. Neymiş bunlar? Birisi eksen iskeleti. Diğeri de üyeler iskeleti. Üyeler iskeleti. Arkadaşlar, eksen iskeleti kafatasımızdan
yüz kemiklerimizden, daha sonra göğüs kemiğimizden ve kaburga kemiklerimizden oluşur. O zaman eksen iskeleti için yazalım. Neler varmış eksen iskeletinde? Kafatası, yüz kemikleri, omurga, omurgamız, daha sonra göğüs kemiklerimiz, göğüs kemiği ve kaburgalar bulunuyor. Kaburgalar, işte bizim eksen iskeletimizi oluşturan kemikler. Üyeler iskeletimize baktığımız zaman ise kollarımız, bacaklarımız var. Ayrıca kemerler, hangi kemerler? Omuz kemeri ile kalça kemeri vardır arkadaşlar. Bir de el ve ayak kemiklerimiz vardır. O zaman üyeler iskeletine yazalım. Omuz kemeri, kalça kemeri. Kemer dediğimiz işte kolumuzu omuzumuza bağlayan yapıdır arkadaşlar kemer. İşte kolumuzu bağlıyorsa omuz kemeri, ayağımızı bağlıyorsa bacağımızı ona da kalça kemeri diyoruz. Daha sonra kollar, bacaklar, bir de ne vardı? El ve ayak kemikleri. Bunlar bizim iskelet sistemimizi oluşturuyor. Peki iskelet sisteminin görevi nedir? Yani iskeletin görevine baktığımızda bu görevler içerisinde neler var? Hemen şu kenara da iskeletin görevlerini yazalım. Bakın şuraya iskeletin görevleri diyorum. İskeletin görevleri. Arkadaşlar iskeletin görevlerini birkaç tane yazalım. Birincisi harekete yardımcı olur değil mi? Harekete yardımcı olur. Daha sonra ikincisi vücudumuza diklik sağlar. İskeletimiz vücuda diklik sağlar. Daha sonra üçüncüsü bazı organları korur. Mesela kafatası kemiğimiz beynimizi korur. İşte göğsümüzde bulunan kaburga kemikleri akciğerlerimizi, kalbimizi korur arkadaşlar. Bu şekilde. Dördüncü özelliği, görevi mineral depolar. Mesela neyi depolar? Kalsiyum, fosfor gibi mineralleri depolar. Özellikle kalsiyum bizim için önemlidir kemiklerin gelişiminde. Daha sonra beşincisi kaslara tutunma yüzeyi oluşturur. Tutunma yüzeyini arkadaşlar işte o oluşturduğu yapıya biz tendon diyoruz. Tendon. Hani tendonları yırtılır falan öyle şeyler duyarsınız veya kas kirişi. Tendon veya kas kirişi diyoruz. Son olarak bir görevimiz daha var. Bu da kan hücresi üretmek. Kan hücresi üretir. Bu kırmızı kemik iliği bizim için oldukça önemlidir. Kan kanseri hastalığında yani lösemi hastalığında kırmızı kemik iliği nakli yapılıyor arkadaşlar. Bu nakil sayesinde de kan kanseri önlenmiş oluyor. Tabii bunu yapılabilmesi için ilk önce kardeşe bakıyorlar. Kardeşin uyumlu olma ihtimali daha yüksektir. Daha sonra diğer akrabalara derece olarak bakıyorlar. Eğer bir uyum yoksa veya kardeşi yoksa bu şekilde de tedavisi yapılıyor. Kan hücresi ve kırmızı kemik iliği bizim için oldukça önemli yapılardır. Evet. Kemik çeşitlerinde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda eklem çeşitlerinden bahsedelim. Daha sonra bir de kaslarımız var. Kaslardan bahsedip destek ve hareket sistemini hastalıklarla birlikte bitireceğiz. Şimdi bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.